Sen otur Egemen, dön. Dön bana. Tartışmayın. Tamam mı? Yavaş. Evet. Dön bana. Egemen, top havuzuna girmek ister misin? Evet. Evet, şimdi eller insin. Evet. Neresi olabilir? Neresi olabilir bu? Al bakalım. Tamam, çevirelim Samet. Böylelikle. Fiziksel çalışmalar, kas gelişimlerine yönelik bütün çalışmalarımız oluyor. Ben beceremedim. Allah. Ne yapıyorsun bunlar? Sıkıntımız var. Evet, gerçekten çok güzel bir şey. Ben de sıra. Sen atabilir misin? Evet, en azından oraya nasıl güzel sarılıyor. Nasılsın, iyi misin? İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz çerçevesinde hayata geçiriyoruz bu çalışmayı. Kocaeli'de ikamet eden 3-25 yaş aralığındaki otizmli bireylerin gelişimine katkı sağlayan, spor becerisi ile motor becerisini geliştirmek, bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek, aynı zamanda otizmli bireylerin yakınlarını da desteklemek, bilinçlendirmek, sosyal yaşama dahil etmek ve bakımlarını üstlenme konusundaki sorumluluk alanlarını daraltmayı hedefliyoruz bu merkezle beraber. Ve Kocaeli'de ilk ve tek bu merkez. Çok yönlü bir merkez. Yaklaşık 4,5 dönüm üzerine kurduğumuz bir alan. Bir kısmı kapalı alandan, bir kısmı da açık alandan oluşuyor. Otizmli bireyleri özellikle iç mekanda bulunan spor ve duyu bütünleme eğitimlerinden faydalandırırken açık alanda aynı zamanda bahçe alanında kurduğumuz değişik modüller ve hizmet alanlarıyla birlikte fiziksel gelişimlerini de desteklemek istiyoruz. Burada yaklaşık 5 tane alanında uzman kadromuz görev yapacaklar. Bu kadrolarımızın içerisinde fizyoterapistlerimiz var. Bu kadrolarımızın içerisinde beden eğitimi öğretmeni, ergoterapist uzmanlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız ve özel eğitim öğretmenlerimiz yer alacak. Bu kadrolarımızın içerisinde alanında uzman kadrolarla biz hizmet vereceğiz bu merkezde. Ve yürüteceğimiz faaliyetler spor faaliyetleri olacak, duyu bütünleme eğitimi olacak, eğitim faaliyetleri olacak ki aldıkları eğitime destek amaçlı gerçekleşecek bu eğitim faaliyetleri. Bireysel beceri geliştirme faaliyetleri olacak ve grup odaklı çalışma faaliyetleri olarak burası hizmet verecek. Bahçe alanında ise özellikle çocukların motor becerilerini, fiziksel gelişimlerini ve duysal gelişimlerini geliştirecek mini golf oyun alanları kurduk. Kum ve su oyun alanları kurduk. Hobi bahçeleri kurduk. Yine duyu gelişimlerine katkı sunacak şekilde. Engelli oyun parkları yaptık. Basketbol sahası, bisiklet yolu ve tırmanma tepeciklerinden oluşan çok kapsamlı bir merkez olarak bahçe kısmında da bu hizmetlerden ve faaliyetlerden yararlanabilecekler. Aynı zamanda bu merkezde Kocaeli Üniversitesi ile işbirliği yapıyoruz. Üniversitemizin bize uzmanlarının yönlendirmesiyle birlikte ve sivil toplum örgütleri, özellikle alanında uzman sivil toplum örgütleri, otizm dernekleriyle beraber paydaş bir şekilde bu merkezin faaliyetlerini yürüteceğiz. Egemen de denemek istiyor. Kurumumuza başvurmuş olan otizmli bireylerin öncesinde yapmış olduğumuz değerlendirme sonrasında bir kabul sürecimiz oluyor. Yapılan değerlendirmelerde de aslında duyu bütünleme anlamında ihtiyaçları doğrultusunda biz bu odada hizmet vereceğiz. Duyu ihtiyaçları çünkü her çocukta farklı farklı seyredebiliyor. Burada top havuzumuzla, tünelimizle, salıncaklarımız, tırmanma barımız, işte duyu disklerimizle beraber eğitimimizi, aktivitelerimizi yapıyoruz. Aslında duysal anlamda bu bir piramit şeklinde ilerler. Yani piramidin altında olan bu duyular aslında bizim akademik bilgiye kadar olan süreci etkiler. Öncesinde biz bu duyuları doyurmamız gerekiyor ki ya da işte kaçınmaları önlememiz gerekiyor ki akademik bilgi öğrenebilme seviyesinde de bize bir engel teşkil etmesin. Ve günlük yaşamda da bağımsızlığı aslında hedefliyoruz. Yani bu da bizim hedeflerimizden biri. Nerede? Nereye gittiler? Bisiklete bindim, golf oynadım, basket sahasına gittim. Bir de eğlendim, top havuzuna gittim. golf oynadım. Peki buraya gelmeyi düşünüyor musun her gün? Düşünüyorum.